Sen askere kebaper olarak mı geldin? Niye işinin başında değilsin? Komutanım, biliyorsunuz ben revirde de hizmet verdiğim için bir an yetişemedim. Bir de yeri değil ama özel problemlerim var. Tamam, kes! Burada size sadece vatanı korumayı değil, sorumluluk almayı, düzen ve disiplini öğretiyoruz. İş hayatında da bu disiplini göstermelisin. Sivilde ne iş yapıyordun asker? Muzcuydum komutanım. Bilirsiniz işte, sosis, yunus kiralama, muz. Muz mu? Hı hı. Bu tatilde Bodrum'a gelmeyi düşünürseniz bir takım iskontalar yapacağız tabii ki komutanım. Ben size en güzelinden bir muz kapatacağım. Bir de bu sezon kendinden şemsiyeli şezlong hizmetimiz başlamıştır. Yeter! Yetmez komutanım, müşteri memnuniyeti esastır. Çık dışarı! Emredersiniz komutanım. Gözüm görmesin seni. Ağrı kesici var mı? Bakayım komutanım. Komutanım benimkiler de bitmiş. Burada insanın sık sık ihtiyacı oluyor. Gel. Hamzalarım, bunlar Erzurum. Komutanım, bir maruzatım olacaktı. Müsaitseniz tabii. Söyle. Sevgili Güzin Üsteğmen'im. Yani baş başa konuşabilir miyiz? Yani özelde. Saçmalama Hamza. Ne istiyorsun? Şimdi komutanım, ben biliyorsunuz bu 10 başlılık sınavını veremedim. Biliyorum Hamza. Kağıdını gördüm. Ha. Ama yani benim suçum değildi komutanım. Yani gerçekten çok ciddi bir sebep vardı. Yani bir durum oldu da ondan oldu. Ne oldu Hamza? Ağzının içinde geveleyip durma. Ya komutanım, hani bu benim şey vardı ya, Amerikalı kız. Evet, tanıyoruz. Yine mi geldi? İzin mi istiyorsun? Yok, o gelmedi komutanım. Ama işte bu... Tövbe yarabbim. Ya bu ex boyfriend midir ne? Eski erkek arkadaşı geldi komutanım. Hani ben de o yüzden veremedim aklımı başımı sınamaya. Kötüymüş. Bir an önce atlat bu durumu. Asker adamın kafası böyle şeylere takılı kalmamalı. Haklısınız vallahi komutanım. Bak ben de çatışmada vurulduğum gün aklımda 1000 türlü düşünce vardı. Dikkatim dağılmıştı. Sizinki de mi kız meselesiydi? Neyse. Bak sen bir an önce çöz bu meseleyi. Zaten adetleri bize ters. Ne demek öyle eski erkek arkadaş falan? Vallahi ben de öyle dedim komutanım. Yani işte tabii bu durum yüzünden de kendimi sınava veremedim. Gerçi maşallah sorular da pek bir kazıktı ama. Anladım Hamza. Ama sen yine de beni hayal kırıklığına uğrattın. Kusura bakmayın komutanım. Üsteğmenim, nasıl kadından asker oluyorsan eski sevgiliden de arkadaş olabilir. İsterseniz bu konuyu bir düşünün. Düşünürüm komutanım. Melek hemşire, ne o? Mantar mı buldun? Yok ya. Labada var, ebe gümeci var, semizotu var. Ay, hepsi çok güzel, taptaze. Ot mu yiyorsun sen? Sensin ot. Bak şimdi ben bunları bir güzel yapacağım. O zaman bu söylediklerine pişman olacaksın, söyleyeyim. Vallahi sosis tava, köfte falan yaparsan olur. Ben öyle ot yemem. Aman, faydalı bir şey yapma sen zaten. Anneannem de böyle ha. Sağdan soldan otları topluyor, sonra yemek diye önümüze koyuyor. Anneannem gibisin sen. Peki evladım o zaman. Sen kendi işine baksana. Aa, şaka yaptım ya. İşte Melek hemşire. Bak, labada. Labada mı o? Bildiğin ot işte. Bak, otmuş işte, ne yapayım? Cahilim ben. Deli. Ha, yine beni güldürmeye başardın ya. Ne tuhaf bir kızsın sen ya. Senin kadar şirin birini hiç görmemiştim. Numune olarak sürüldüm piyasaya. Eğer beğenilirsem devamım gelecekmiş. Vallahi senden her eve lazım.
Abla. Bana asılmıyorsun değil mi? Şaka yaptım. Ah bu arada Ferit dersler için çok teşekkür ederim. Ehliyeti aldım. Ciddi misin? Yalnız böyle kuru kuruya teşekkür olmaz. Bir gün arabanda dolaştırırsın artık. Bir bakarız. Kolay gelsin uşaklar. Tosun nasıl gidiyor kaset satışları? Vallahi pek bir şey yok. Ula pek bir şey yok derken? Hiç satılmadı. Vedat nasıl satılmaz ula? Sanatımı anlamadılar galiba. Ama elbet bir gün halkımla buluşacağım. Şş bana bak. Kaset maset derken komutanların kucağına oturma da. Kıskanma, şaşkın. Ne kıskanacağım oğlum? Hem sen hani ne oluyor öyle şaşkın maşkın konuşmalar? Ben anlamadım onu yani. Onbaşı var oğlum karşısında. Düzgün konuş benimle. Yerim senin onbaşılığını. Alo. Ne oluyor oğlum? Eski cumbayak karşınızdasın. Yakarım canınızı ha. Adam gibi konuşun. Uşağım, sana bir şey soracağım. Buyur, sor Cemal'ci. Ula uzaktan komando. Ha bu benim kolumdaki çizgiler seninkinden fazla. Bu ne demek oluyor? Yanımda çavuş var. Yeme otur demek oluyor değil mi? Görürsünüz oğlum siz. Bunun hesabını soracağım size. Delikanlı olun azıcık, delikanlı. Çavuş yokken gelin yanınızda. Şşt! Ne oldu buna yine? Oğlum bıraksın onu da. Hesabını öde, hesabını. Ne hesabı lan? Bir sürü borcum birikti. Bak, 66 çay, 11 kola, 17 tost. Ha, dördü çift kaşarlı. Oha! Ben mi yedim lan bunları? Yo, ama herkes senin hesabına yazdırıyor. Vedat. Ya. Tamam arkadaşlar. Kasetim satsın, yemin ediyorum hepsini ben ödeyeceğim. Hay senin kasetine be. Çay içer misin? Ferit'ime bir çay, benden. Aynı yere yaz. Şşş, tamam uşaklar, bakın bakın. Nasıl olmuş uşaklar? Şimdi bu Vedat mı lan? O ne be? Vedat'ın posteri. Göreceksin uşağım. Senin için büyük tanıtım yapacağım. Yer gök Vedat diye inleyecek. Yemin et. Ölümü ye. Vallahi.